Merhaba arkadaşlar, not 6 ile birlikteyiz. Zamirlerin özne hali, Türkçesini burada görüyoruz arkadaşlar. Nesne hali, sahibi bildiren sıfat hali, sıfat. Sahibi bildiren sıfat hali, mutlaka sonrasında isim olmak zorundadır arkadaşlar. Sahibi bildiren zamir hali. Anlatımız bunun üzerine olacak arkadaşlar. Lütfen dikkatli bir şekilde takip edin. Hocam, özne diyorsunuz, özne demek. Fiilin sol tarafında olan bu sözcüğe özne denir arkadaşlar. Mesela ben öğretmenim, o öğretmen derken veya biz öğretmeniz derken bu öznedir arkadaşlar. Ben. Peki hocam nesne ne demek? Nesne. Arkadaşlar fiilin sol tarafında olana en başta olan özne derken fiilden sonra gelen sözcüğe de nesne denir arkadaşlar. Yukarıdan aşağı bakabilirsin. Anlamı hoca beni gördü bana yardım etti. Fiilden sonra mutlaka arkadaşlar artık özne değil de biz ne kullanacağız? Nesne kullanacağız. Artık özne değil arkadaşlar. Biz ne kullanacağız? Nesne kullanacağız. Peki burada bir örnek vermek istedim arkadaşlar hemen. Ali benden daha uzun boylu derken. Ali benden daha uzun derken. Ali is. Bizde doğru cevap hep Edirne'dir arkadaşlar. Taller than I. Bu mudur doğru cevap? Yoksa Ali is taller than me. Arkadaşlar Türkçe düşünen öğrenci için hocam ben demek, I demek doğru cevap maalesef Adana'dır arkadaşlar. Ama Londra'dan bakan öğrenci için hocam siz dediniz ki fiilden sonra nesne gelir. Fiilden sonra nesne gelir. Ayında nesne hali mi? Dolayısıyla doğru cevap Edirne'dir. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında sahip bildiren bir sıfat hali var. Bir de zamir hali var. Arkadaşlar sahip bildiren sıfat grubu yukarıdan aşağı bakınız lütfen. My, their şeklinde mutlaka ardına isimle kullanılır. Benim adım Mustafa Sarıkaya. Benim arabam bahçede, seninki nerede? Bakın arkadaşlar bu grubun özelliği sahip bildiren sıfat grubu mutlaka ardına isimle kullanılır. Peki örneğimize bakalım arkadaşlar. Benim arabam bahçede. My car is in the garden. Senin araban nerede? Where is your car? Bakın arkadaşlar mutlaka ardından isimle kullanılır. Notada yazdım. Peki senin araban nerede yerine seninki nerede dersem işte bu da sahip bildiren ne oluyor arkadaşlar? Zamir. Zamir arkadaşlar bildiğiniz üzere tek başına kullanılır. Peki senin araban nerede? Seninki nerede? Where is yours? Peki arkadaşlar hemen bir örnek verelim o zaman. Bu kalem benim derken bunun İngilizcesi arkadaşlar this pencil is my mother yoksa this pencil is my mother. Artık kodlamanızı istiyorum arkadaşlar. Doğru cevap bizde Edirne'dir. Şimdi Türkçe düşünen bir öğrenci benim demek my demek. Hocam isterseniz sizin kitabınızdan göstereyim. Benim de my demek. Bu şekilde düşünme alanı işaretleyebilir. Ama Londra'dan bakan öğrenci der ki hocam my sözcüğün doğru cevap olabilmesi için arada mutlaka isim kullanması lazım. At my car, your car. Burada var mı? Yok. O zaman sahiplik anlamında sıfat hali değil de sahiplik anlamında zamir hali kullanacağız. Burada doğru cevap budur. Aynen öyle arkadaşlar. Peki hocam Türkçesini o zaman neden böyle yazdınız? Çoğunlukla arkadaşlar bu anlamda gelir. Benim arabam bahçede, senin araban nerede? Seninki nerede? Where is yours? Çoğunlukla bu anlama geldiği için öyle yazdım. Peki arkadaşlar uzun lafın kısası yaparsak sahiplik anlamında sıfattan sonra mutlaka isim kullanmak zorunda. My car, your car, their car. Peki sahip bildiren zamir grubu ise zamir ismi yanıltan sözcük demek bu grup ise tek başına kullanılır. Peki arkadaşlar sahiplik anlamında insanlarda ayraç ise cansızlarda da of kullanılır. Bakın hocanın adı derken hoca insan ayraç ise ile bu anlamı veriyor. The teacher's name. Peki kursuna derken kurs cansızdır. Cansızlarda of kullanır. Ve hemen şöyle bir not yazayım arkadaşlar. Of'ta çeviri sondan başa doğru yapılır. Arkadaşlar cansızlarda of kullanılıyor ve of'ta çeviri sondan başa doğru yapılıyor. Kursun adı derken arkadaşlar kurs cansız olduğu için of kullanacağız. Ve of the çeviri sondan başa doğru yapılır. The name of the course is elif şeklinde. Bakın arkadaşlar hocanın adı Mustafa Sarıkaya. The teacher's name. Hoca insan olduğu için ayrı s kullandık. İnsanlar da ayrı s. P kursuna derken kurs canlısı olduğu için of kullandık. Ve şu kuralı dikkate aldık. Of the çeviri sondan başa doğru yapılır. Kursun adı. Peki arkadaşlar hemen bir cümle versem.
Duvarın rengi beyaz. Peki doğru cevap acaba hangisidir? A, B ve E. Arkadaşlar duvarın rengi the walls color olmaz arkadaşlar. Cansızlarda of kullanıyor. Es insanlarda kullanıyor. Bu yanlış. Peki şimdi of düşünce bilmeyen arkadaşımız için arkadaşlar. Duvarın rengi the wall. Bakın şu şekilde yorumladım. Hocam cansız olduğu için of kullandım. Bakın duvarın rengi öyle değil, öyle değil arkadaşlar. Of da çevirir sondan başa doğru yapılıyor. O zaman biz bu cümleyi nasıl söyleyeceğiz arkadaşlar? The color of the wall. The color of the wall is white. Bakalım olmuş mu arkadaşlar? Duvarın rengi beyaz.